Merhaba sanal araba takipçileri. Bu videomuzda sizlere telif attığımız videolardan telif ihtarını nasıl kaldırırız bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle bunu kaldırmanın tek bir yolu var. O da YouTube'a mail atmak. Yalnız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi mail adresiyle telif attıysanız o mail adresini kullanarak YouTube'a mail göndereceğiz. Peki yazmamız gereken bilgiler neler ve hangi adrese mail göndereceğiz? Bunun için ben web sitem üzerinden sizlere örnek bir hak talebi geri çekme beyanı oluşturdum. Videomuzun açıklama bölümündeki verdiğim linke tıklayarak web sitemiz üzerine geliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken işlemleri adım adım birlikte yapalım isterseniz. Telif hakkı ihlali hak talebi gönderdiğimiz mail adresini açıyorsunuz. Ve buradan yeni bir e-mail oluştur diyorsunuz. Göndereceğimiz adres web sitem üzerinden kopyalayabilirsiniz. Ve buraya yapıştırıyoruz. Konu başlığı olarak da yine web sitem üzerinden telif hakkı geri çekme beyanı yazın ya da buradan kopyalayın. Sonra mailin içeriği nasıl olacak? Yine bizim web sitem üzerinde benim yazdığım şekilde telif hakkı ihlaliyle ilgili iş bu hak talebimi geri çekiyorum. İlgili videonun linki ve adınız, soyadınız. Bunu da kopyalayalım ve mail içeriğine yapıştıralım. Şimdi burada yapmanız gereken değişiklikler şunlar. Burada ben örnek bir YouTube video linki koydum. Bu linki buradan sileceğiz. Telif hakkı ihlali hak talebinde bulunduğunuz ve hak talebinizin kaldırılmasını istediğiniz videonun linkini koyacaksınız. O videonun da linkini şu şekilde kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Aşağıya da kendi adınız ve soyadınızı yazıyorsunuz. Ben buraya bir örnek isim salladım. Kendi adınız ve soyadınızı yazmanız gerekiyor. Farklı yazarsanız talebiniz değerlendirilmeyecektir. Bu yüzden kendi adınızı ve soyadınızı buraya yazıyorsunuz. Ve tüm işlemler bu kadar. Bu maili YouTube'a birlikte gönderelim. Bu şekilde YouTube'a telif hakkı ihlali hak talebinizi geri çekme beyanınızı göndermiş oluyorsunuz. Geri çekme isteğiniz YouTube'un yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 24 ila 48 saat içerisinde geri dönüş sağlanıyor. Eğer gerekli bilgileri doğru sağladıysanız video tekrardan YouTube'a yükleniyor ve yayınlanmaya devam ediyor. Bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Kafanıza takılan herhangi bir yer olduysa videomuzun yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.